Şırdan veya Orta Dünya'da. Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi. Ben bu köylüyüm. Ben Yörük çocuğuyum. Toprağımı seviyorum ve bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Burada yapılacak olan jeotermal santralin, yapılacak olan salımlarında buradan Köşk ilçesinden en tepedeki Sarıçam köyüne, mahallesine kadar insanların sağlığı, mahsulü, zeytini, inciri, sebzesi, meyvesi etkilenme durumuyla karşı karşıyadır. Biz devletten şunu istiyoruz. Devlet bizim birinci derecede sağlığımızdan sorumlu olan bir kurum. Güvendiğimiz bir kurum. Devletin güvenlik organları bizim kardeşimiz, abimiz, evladımız. Bize karşı güç kullanarak sağlığımız tehdit ediliyor. Topraklarımız elimizden alınıyor ve birinci sınıf tarım arazileri devlet eliyle zorla gasp ediliyor. Ve birinci sınıf tarım arazisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acil kamulaştırma yapılıp ve devletin kolluk gücünün vasıtasıyla zoraki insanların yerlerde süründürerek işgal edilmiş ve gasp edilmiş bir toprakta yaşıyoruz şu anda. Buna uygun bir biçimde karar vermesini bekliyoruz. Eminim bilirkişideki aklı selim değerlendirenler de buraya geldiklerinde, bu zeytini, bu inciri gördüklerinde, bu toprakların bu bereketli halini fark ettiklerinde burada jeotermal yapılmasının ne kadar anlamsız olduğunu idrak edeceklerdir diye düşünüyorum. Ve o bilirkişi raporuna istinaden de İnşallah hukukçularımız, hakimlerimiz doğru kararı verirler diye ümit ediyorum. Böyle şey bitti ya. Kamunda ortaya çıkabilecek katı atık ve atık suların bölgenin doğal yapısına zarar verip vermeyeceği. Proje kapsamında uygulanacak inşaat mühendisliği tekniklerin bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak belirlenip belirlenmediği. ÇED raporunun yeterli, raporda yer alan belirlemelerin çevreye, ekolojik dengeye etkisinin ne olacağı?